Sağ olun hocam, işte görüyorlar ki yani bizi ta oradan beri çağırıyorlar böyle bir şey. Çünkü gerçekten o Asya tarafı sanat açısından çok daha batıdan ileride, ama batının medya ve kendi çerçevesi içerisinde yürüttüğü bu sanat piyasası nedeniyle Asya'yı dışarıda tutuyorlar. Doğu'yu dışarıda tutuyorlar. Oysa benim inandığım şudur: kültür doğudan gelmiştir. Bilim doğudan gelmiştir. Sanat doğudan gelmiştir. Hatta inanç sistemlerinin kökeninde yine doğu vardır. Ve bütün Ama kaynakları da doğudan bütün almıştır. kaynakları da doğudan almıştır, ama doğuyu Ama reddetmiştir. evet. Bakın batıya. Kalkar İngiltere'den, kalkar Amerika'dan, kalkar Yunanistan'a kadar gelir. Bu tarafa geçmez. Evet. Anadolu'yu o tarafa geçmez. Çünkü o tarafa geçerse kendi geçmişi değişecek. Evet. Sanat tarihi kitaplarını bak, biz bakıyorduk işte, sanat tarihi derslerini beraber okuduk. Ya geliyorsun Altamira'dan başlıyor. Ama insanın nereden çıktığına ilişkin gündeme geldiğinde işte Uganda'nın yukarısındaki vadiden geliyor insanoğlunun soyu. Yine Avrupa'nın batının kendi arkeolojik, antropolojik kaynakları bunu söylüyor. Evet. Oysa bu çok farklı bir şey. Yani bizim yaptığımız yani o demin sizin söylediğiniz o Atatürk'ün sözü gerçekten çok güzel bir şey. Yani ecdadına baktıkça çok daha büyük başarılar elde edecektir. Bu meyanda bir şey söylediniz siz. Evet. Yani Ama biz de dünyayı tanıdıkça daha güçlü olduğumuzu, Atatürk'ün evet. bu aydınlık sözünü harekette onu andığımız bugün de çok daha büyük bir gururla, ona layık bir toplum bütün sıkıntılara rağmen yaratmış olmanın bir övüncünü de hissediyor gibiyiz. Bu söylediğiniz size bir ilave ederek, belki hocama hiç söz bırakmadık. Ya Ama estağfurullah, şöyle bir sınavım. şey, Zahir Hanım bir anlamda tabii biz meslektaşız ama bir de hocası konumunda olduğum için belki de beni maruz görür bu kabalığına. Elbette, E, estağfurullah. şunu ben ifade etmek istiyorum. Sanat alanında Çin, Uzak Doğu, Hindistan, Kore. Kore biraz Amerika'dır, Uzak Doğu değildir artık. Yani Güney Asya olağanüstü bir güç de geliyor. Bu olağanüstü gücün arkasında büyük bir Çin sermayesi, yani bir de Hint sermayesi var. Bu yazılım ve özellikle ekonomi, ticari anlamda çok büyük bir gelir elde etmeye doğru gidiliyor. Küresel emperyalist gücün refah payındaki büyük bir bölümü bu bölüme doğru akıyor. Ekonomik güç ve hareketlilik ve üretim aynı zamanda sanatı destekleyen bir güç haline dönüşüyor. Ve orada son 10 yıl içerisinde büyük bir gelişmeler meydana geldi. Dünyadaki yani en önemli biyenallerden başına Bangladeş Biyenali geliyor. En eskilerinden bir En tanesi ama. eskilerinden ve çok önemlilerden bir Evet. Ve tanesi. hiç ara vermeden Evet. yapılmışlardan bir Ve bu tanesi. aslında şey Sekteye değil. hiç Bu bir uğramadı. ülkeyle sınırlı ve bir kentle, Dakya ile ve Bangladeş'le sınırlı değil.